Ve bir tane orb alacaklar. C uzundan. Bu arada aslan geldi. Ağzımdaki iki oyuncunun da farkında. İkisi de öldü tabii ki. Aslan Maşado. Ras ultisini açmış. Çok net headshotlar. Ona karşı şansı yoktu. Sam 2 bekliyor Cypher'da. İşet. Short ile. Atıcın ilkini öldürdü. Ank düştükten sonra Rogu çok hızlı yanıt verdi. Çıkmasına izin vermedi. 7-5. Bir oyun olduğunu anladılar. En kötü sahnelerden bir tanesi Sova'nın ultisi açıp Haven altındaki oyuncuyu gördü. Biraz zor oldu düşürmesi. Çünkü Jamie ve arkası dönük batışı son anda kaçtı buradan. Tekrar bitlemek çok istiyor iyi ve Ubeka. Jonas yeteneklerini kullanmaya çalışıyor. Ras bela olmaya Ras gidecek. Geliyor, Ras geliyor Ras. İkisi de açık batışının. Olur mu? Bir mucize üçüncüyü de vurdu ama. Ve şimdi drone hareketlendi aslan. Bu roundu kazanabilir. Çok iyi pozisyonda. Drone'daki Sova'yı yakaladı. Teke tek pozisyon. Aslan nasıl anlamadı? Aslan dördüncü kill'ini alıp tamamen roundda kahraman olacaktı ama Kero kendisinin üçüncü kill'ini alıp aslanın bu oyununu engellemiş oldu. 13-7. Paura Omen'la birlikte aynı yerden geliyor. Mini sadece bir mermi kullandı. Diğerine de sadece bir mermi atacaktı ama Maiko erken davranıyor. Canını da şimdi çekti rakibinden. 3-3 pozisyon. Tekvan Sisblot'undan çıkıyor. Tekrar can çekerken 4. kiline doğru gidecek. Hayır, izin vermediler ve... Birden 2 kişi oldular. Evet. Evet, Tekvan'ı kaldırdı ama Mini... Tekvan'ı... hiçbir şekilde tereddütü yok. O kadar rahat ki... O sıkıntı biraz. Rezdon yakın mesafede iki oyuncu var. Zıplayarak geliyor Cüneyt. Eğimini bozdu iyi bir şekilde. Mid'de bu sırada keşi yakalamış. 2-2 hala ayakta. Cüneyt. Harikalar yaratıyor bugün. Tabii jetlerin günü. Jetlerin şov vakti. 33 saniye var. Canını tazeleyebilmesi için tekrar Deepmans. Hiç acımıyor. Kendisi 3 kill aldı son roundda. 14 round süren bir Ascent hikayesi. Sova'yla karşılaştı ama... Bir türlü istediği skoru alamadı. Sürekli kolunu gösteriyor Sova ve Sova'yı düşürdükten sonra teke tek pozisyonda fakat zaten süre azalmıştı. Keşi yakalamış. Jett hala site'de geziyor. Ona karşılık veremediler. Site'i kaybettiler bu sırada aslan. Devamında 3. kill'i bu. Can çekmeye çalışıyor. Jett'le oldukça ısrarlı da bakalım bu fight'i kim kazanacak? Aslan Maşadov kazanacak. Şu anda yalnızca Keş'in çok dikkatli olması gerekiyor. O da o kadar dikkatli değildi. Cüneyt tek başına kaldı. Sincap'ın 2 canı vardı. Onu da vurdu. Teke tek pozisyonda Cüneyt. 20 canı var. İkisinin de. Cüneyt 4.'yü de vurdu. Bana da öyle geliyor. Yani tabancı roundunu kaybetmek daha mantıklı gibi. Bu arada Aslan Maşadov. İpe dizecek gibi Aslan Maşadov. Vermesi bitti. 2 kili var ama arkadaşlarından desteği alamadı bir türlü. Cüneyt klasikle birlikte hiç ihtiyacı yok. Yok artık. Ultiye ihtiyacı yok. Bir jeti, bir de klasiği. Ve yerden bulduğu Spectre var ya. Dördüncüyü de vurdu. Cüneyt de vurdu. Bela. Kamerayı yeni fark ettiler bu arada. Bir kez daha yeniyi çıkarmak zorunda kaldı Raz. Yeri belli. Keşif oku geldi. Ondan kurtulurken çok fazla sıkıştılar. Arada kaldılar. Sen 2. Deepmans'i vurdu ama Maiko ve Mini'nin skorlarıyla birlikte 13-4 gördük yine. Paura. Eğim diyeliyle yakıyor ve canını 150'ye çıkardı. Bir kill Kero'dan gelmişti. Tekvan arkadaşa harika. Harika bir hamle Tekvan'dan. Hank'i vurabilecek mi bakalım. Deşini bastı. Hank'i nerede dolduruyor ve Tekvan. Kill'i çıkartabilir. Eğim gelen sırtından vuruldu Tekvan tarafından çünkü. Hemen ortadaki üstünlüğü kaldırdı. Klasikle Rezdon. Yine eğim diyeliyle karşı koyamıyor. Eğim diyeliyle ilk defa hasar aldı. 3 kill çıkardıktan sonra. Dördüncü kilde kendisinden geliyor. Acaba belaya gider mi? Ubeka'yı bulunca artık hücum ekibinde sadece 2 oyuncu kaldı. Onlardan bir tanesi de sanki düşecek gibi. Paura, operatör var elinde Paura'nın ve son kilde Tekvan'dan geliyor. Savunucular kazandı. Paura Tekvan işbirliği Ascent haritasında zaten birçok şeyi rahatlıkla hallettiler. Tekvan karanlık örtünün içerisinden A'ya doğru gitmeye başladı. Bu arada A'daki oyuncular onların üzerine doğru geliyor. Tekvan 2 tane kill de ondan. Frenziler konuşmaya başladı ve Ras'ı yakaladı bu sırada. Şimdi içeriye dash basıyor. Acıdı Tekvan. Elini de W'dan çekmeden şu anda karşılaşmada devam ediyor. İkinci round 7. kili. Aynı anda ilerleyecekler. İlkini vurdu Rezdon, ikinciyi de vurdu. Böylece Aslan ve Sincap kalmıştı. Duman indi.
Ve açık Vatıcın! İnanılmaz! Nefesini erken kesti rakiplerinin Vatıcın. Maslan Maşo'da dolanabilir şimdi Tekvan'ın üstüne doğru gidiyor. Bir kere atacak mı? Aslan! Nasıl bir transfer Aslan Yok Maşo'da artık bu nasıl bir kontrol? Bot yerini açığa çıkardı. Bordalon'daki oyuncuyu tespit ediyor. Atladı direkt evin altındaki oyuncuyu yakaladı. Tekvan bıçak. Tekvan! Çok keskin. Ve üçüncü kill. Ve şimdi Kengöz etkilemeyecek Poro'yu ve Azlet ile kaçacak. Soma da geliyor üstüne Poro'ya. Şu anda tabii ki... Hura! Onu da vurabilir mi? Arkadaşları tebriklerini gönderiyorlar. Mükemmel bir es. O da bela oldu. Üstünlüğü tekrar bozmuş durumda. Jinet bakalım elinden bir şey gelebilecek mi pozisyon içerisinde. Rogue bir kill çıkarmış Kero. AMD'lere geldi. Ve AMD'ler düştükten sonra tekrar şansı artı Jinet'in harika bir reaksiyon. Bu arada Rogue üçlemiş. Jinet'in şansını pek de fazla göremiyorum ama Jinet iyi vuruyor. Deşi harika bastı. Son olarak bu PK ile karşı karşıya. Şimdi elinde klasik. Klasikle piklemek istedi arkadaşlarına alan yaratıyor Jinet. Şortta iki oyuncu var. Kısa yönelde üçüncü kili. Bazen çok kontrol etmek istiyor takımlar burayı. O kontrol gelecek. Bu arada AMD'ler kontrol gelmesine rağmen kili çıkartamadı. Deşi ve Jinet. Şokok olacak birazdan. Kero önemli bir düello. Bu düelloyu kazandı. Rogue'un da katkısı sayesinde Jinet geliyor. Açıklık bulduğu zaman Jinet kule altına aldı. Kero flash'iyle çıkıyor. Yalnız Mini'yi yakında beklemedi. Kero Mini'ye yakalandı. Rebecca Malco'yu bulmuş. Bir kamera. Özür diliyorum. Drone kullandı. Hank ve yere atlıyor. Jinet'e yakalandı. Artık tek kalan isimeyim diyeler. Garajdan gelecek bir hücum oyuncusu daha görüyorum. Arkalayacak Malco iki oyuncuyu. Bu da son. Kill olsa gerek artık keşin aldığı yeni 13-8 kazandı. Ve yarın finalin adı belli olmuş oldu. Jinet ekibi bugün maç kaybetmeden adını finale yazdıran takımken Tekvan da kendi takımıyla 2 galibiyet çıkardı ve yarın finalde buluşacaklar. Yine aynı saatte 16'da başlayacağız.